kalplerini, sıcacık yuvalarını bizim çocuklarımıza açan değerli koruyucu ailelerimiz. Çorum Aileliği tarafından koruyucu ailelerimiz onurla düzenlemiş olduğumuz iftar programımıza hoş geldiniz. Şimdi yemek planınızı yapmak üzere koruyucu aile himayesindeki çocuğumuz Kerim Can Kumuş'un davet ediyorum. Amin. Elhamdülillah nezile temana ve sagana ve cahitna bine müslümin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidine Muhammedin ve ala ve sahbihi icmain. Ve affana ve affirlerine ve lehennati ve menne ve ensurlerine ve amil kafirin. Ve affana ve affirlerine ve lehennati ve menne ve ensurlerine ve amil kafirin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala seyyidine Muhammedin ve futuhat. Ya Basta Rezi Yusufuz ve Nümeni Yüşek Vaylisa Upsalayna Kulan Masyan Minkülü Cihetini Limada İni Divayu Kebi Vayu Minü Tümanim Ki Limad Kutfadı Kiram Kebi Vaylisa Ya Ebrana Efendim ve Ya Hümer Rahimin İftahar Bâbe Ya Allah İftahar Bâbe Ya Allah İftahar Bâbe Ya Allah Ya Allah Ya Kâfi Ya Fikta Ya Müfekli İfekli İfayı Allahümme Aksaka Hazretlerim Merakilim Allahümme Zerdeni Ve Dâhi Yerine Duanız için Kerimcan Konuş'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koruyucu ailelerle ilgili tanıtıyoruz. Sayın Yahya Çoban'ı kürsüye davet ediyorum. Ve yaygınlaştırmak üzere 30'u aşkın faaliyete imza atmış bulunmaktayız. Bu çalışmalar sonucunda son bir yılda koruyucu aile sayımız 53'ten 63'e, koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuk sayımız ise 66'dan 80'e çıkmıştır. Ayrıca yapılan toplantılar sonrasında son bir yılda kadınlara yönelik mesleki eğitim projesi kapsamında 1000'i aşkın genç kız ve kadınımız açık öğretim ve mesleki eğitim kurslarına kayıt yaptırmıştır. Bu çalışmaların ilki 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde tüm Türkiye'de başlatılmış ve ilimizde de Sayın hanımefendinin öncülüğünde ve himayelerinde gönül elçileri projesi olarak devam etmektedir. Bu kapsamda tüm ilçelerimizde Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda Orman Müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte tüm ilçelerimizde, merkez ilçe de dahil gönül elçileri bereket ormanlarımızda oluşturmuş bulunmaktayız. Yapılan çalışma ve faaliyetlere ait fotoğrafları ve slaytımızı ekranda görebilirsiniz kıymetli misafirler. Çocuklarımızın yuvalarına kavuşmalarında en büyük özveriyi gösteren çocuklarımızı sevgisiyle doyurarak hayata hazırlayan,
kendi çocuklarından ayırt etmeyerek onları vatana millete hayırlı evlatlar olarak yetiştiren başta siz değerli koruyucu ailelerimize, gönül elçileri projesini ilimizde uygulanmasında öncülük eden Sayın Valimiz Necmettin Kılıç Beyefendi'ye ve değerli eşleri Sayın Necmiye Kılıç Hanımefendi'ye teşekkürlerimi arz ediyorum, saygılarımı. Konuşmalarından dolayı Aile Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sayın Yahya Çoman'a teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Çorum Valiliği tarafından düzenlenen koruyucu aileler onuruna iftar programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz.